figür serimizin 4. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda daha önceden hazırlamış olduğumuz tel iskeletimizin üzerine kille giydirerek figürümüzün anatomisini ortaya çıkartacağız. Sadece vücut kısmını yapacağım. Ellerini ayrı bir videoya, baş kısmını da ayrı bir videoya bırakacağım. Böylece birkaç parçaya bölmüş olacağız. Ve figür bittikten sonra yaklaşık bir 10 dakika kadar fırınlamayı düşünüyorum. Normalde 15 dakika 130 derecede fırınlıyoruz tam sertleşmesi için. Ben belli bir kıvama gelsin diye 10 dakika fırınlayacağım. O sertleşen vücut üzerinde de işte bu giysilerini, takılarını vesaire onları yerleştireceğim. Bu benim için bir kolaylık olacak. Bu da bir tekniktir. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Fırınlamadan da bunları yerleştirebilirsiniz ama bu şekilde daha kolay oluyor. Figürü böyle yaparken de kafanızda bazı şeyleri planlamanız gerekebiliyor. Hemen şimdi figürümüzün anatomisini oluşturmaya başlayalım. Kaide yapım videosundan da hatırlayacağınız gibi kilimi iskeletimin üzerine yapıştırıcı kullanarak sabitliyorum. Bu killerimi makarna makinesini kullanarak böyle yufka gibi açtım. Şimdi onu da iskeletimin üzerine giydiriyorum. Tahta ebeşuarımı kullanıyorum kaynaştırmak için. İşte elimi, tahta ebeşuarı, daha sonra göreceğiniz şekilde silikon fırçayı da kullandım. Şimdi iğneyle kaslarının yerlerini belirliyorum. Bakın anatomi çizimleri yaptım. Çalışmasını yaptım anatomi çizimleriyle. Aslında öyle bir videoda yapabilirim. Anatomi, heykel yapanlar için detaylı anatomi videosu çekilebilir daha sonradan. Şimdi bakın işaretlediğim yerlere kilden kopardığım parçalarla kaslarını yaptım. Tabii şimdi bu böyle çok kaslı görünüyor. Bütün kaslar parça parça. Ama sonra onu güzel bir şekilde büründüreceğiz. İleride göstereceğim güzel bir teknikle. Evet, şimdi kaynaştırıyorum kasları. Evet, bakın silikon fırçamı da kullanıyorum. Daha yumuşak geçişler elde etmek için. Şimdi iyice kaynaştırdım ama ne kadar kaynaştırsam da tabii bayağı bütün kaslar belli. Şimdi boyun kısmındaki kasları koydum. Sırtını şekillendiriyorum. Evet, anatomiyi bilmek gerçekten çok önemli ama çok fazla yaparak bunu oturtmamız lazım. Yani sık tekrar, gerçekten bu işin çözümü sık tekrar. Yani kafanızda oturması lazım. Hani bilmek yetmiyor, onu iyice özümsemiş olmak lazım. Ne kadar sık tekrarlarsanız, ne kadar çok heykel yaparsanız bir süre sonra hiç düşünmeden o kasları yerleştirebileceksiniz. Evet, sabah oldu. Çayımızı yudumlayalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kol kısmına girdim. Evet, dediğim gibi bu kasların yerleştirilmesi çok önemli. Yani duruş pozisyonuna göre kas şekilleri nasıl oluyor? Hangi kas nasıl görünür? Bunlar ne kadar sık tekrar yaparsanız o kadar yerleşir. Bakın bu dip alma çok sevdiğim bir alet. Fazlalıkları alıyoruz ve çok güzel detaylar çıkartıyoruz orada. Fazla fazla yapıştırıp sonra dip almayla istediğimiz ölçüye getirebiliyoruz. Burada bakın boyunda detayları giriyorum. Şimdi bacağın alt kısımlarına başladım. Yine oraları da aynı şekilde giydiriyorum kille. Tabii tutkalla yapıştırıyorum. Onu atlamışım orada ama yapıştıra yapıştıra gidiyorum. Çünkü tutkalla yapıştırıcıyla yapıştırdığınız zaman oynamıyor. Dönmüyor. Yani çünkü kil yapışmayabiliyor iskeletin üstüne. Siz onunla uğraşırken bu sefer hareket edebiliyor. O yüzden yapıştırmakta fayda var. Evet, detaylara giriyorum. Kalçasının detaylarına girdim. Şimdilik durum bu. Gördüğünüz gibi bütün kaslar ortada. Şimdi çok zayıf bir model yapacağım. Zaten amacım o. Çünkü örümcek böyle ince yapılı bir hayvan türü. İnce yapılı bir canlı. Bu da onların kraliçesi olduğuna göre böyle o da ince yapılı olması lazım. Hatta anoreksik bir yapı da neredeyse olması lazım. Oldukça zayıf ama aynı zamanda da tabii seksi bir vücudu olması gerekiyor. Şimdi bakın yine dip almayla detayları giriyorum.
İşte bu malzemeleri kullanıyoruz. Bakın şeyle, falçatayla, ince uçlu falçatamla fazlalıkları alıyorum. Yani bunların hepsini kendi kullanım şeklinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi burası çok önemli. Burada bakın, makarna makinesinin en ince ayarında, neredeyse böyle 1 milim gibi bir şey, açtım kilimi ve bununla o çok belirgin olan kasların üzerini kaplıyorum. Şimdi bakın, birazdan göreceksiniz. Evet, bakın kaslar derinin altından hafifçe belli oluyor. Bunun üstüne bir kat daha geçirirsin, biraz daha az belli olur. Veya biraz kalın tutarsın kilini, daha az belli olur. Ama ben belli olsun istedim açıkçası, kaybolmasını istemedim. Dediğim gibi o zayıf yapısı belli olsun. Şimdi bakın, şöyle parmağımla da gezdirerek güzelce oturtuyorum onu. Şimdi bunu sırtına uygulayacağım. Evet, sırtı için hazırlıyorum. Bakın kenarlarını kesiyorum. Güzelce kıyafet giydirir gibi modelimi giydiriyorum. Ama o kaslar tabii yok olmuyor yani. Onlar böyle derinin altından belli oluyor. Bu bir tekniktir. Yani böyle de yapabilirsiniz veya direkt kili şekillendirerek de istediğiniz görüntüyü elde edebilirsiniz. Bunların hepsi size kalmış. Kendi kendinize teknikler geliştirebilirsiniz. Bunu YouTube'da incelemeler yaparken bir yerde görmüştüm, bir videoda. Bu tarz bir şey yapıyordu. Bu sefer bunu uygulamak istedim. Evet, bakın şimdi de bacak kısmını giydiriyorum. Deriyle deri kaplıyorum. Detaylar, detaylar. Şöyle parmağımla yedirdim. Evet, göğüsler tamam. Bakın şeyle silikon fırçamı böyle çevire çevire bastırıyorum. İşte yediriyorum, kaynaştırıyorum onları. Evet, bunu yani dediğim gibi işte herkes kendi tekniğini oluşturacak. Yaptıkça öğreniyorsunuz. Şimdi ne yaptım? Yine önemli bir detay. Zippo gazı. Zippo gazı bu Super Sculpey ile çok harika çalışan bir şey. Yani Sculpey'nin yumuşatıcısı da var. Özel olarak satılıyor. Ama hiç gerek yok. Zippo gazı ondan çok daha iyi. Yani yüzeyi böyle pürüzsüzleştirmek için. Şöyle biraz sıkıyorum üstüne. Ondan sonra parmağımla yaydım. Sonra da fırçayla yediriyorum iyice. Çok güzel böyle pürüzsüz bir yüzey elde ediyorsunuz. Gerçekten çok kullanışlı bir şey o anlamda. Şimdi de bakın yine bacakları oluşturuyorum. Ayaklar ve bacakları yapıyorum. Dip almayla detay giriyorum. Kalf kısmı. Yani bu detaylara girdiğiniz zaman yani gerçekçiliği ve estetiği daha güzel oluyor. Şimdi bakın, kullandığım malzemeye bakın. Fırçanın arkasını kullanıyorum. Ve inanın o kadar çok kullandım ki şu heykeli yaparken bu fırçanın arkasını. Yani para verip aldığım, yani malzeme hani eveşuar olarak falan kullanmak için aldığım malzemelerden daha çok kullandım bu fırçanın arkasını. Daha kullanışlı geldi bana. Evet. Mesela bu şu an kullandığım dip almayı da ben kendim yaptım. İğnenin ucunu kıvırıp küçük bir tahtanın ucuna bağladım. Onu da çok kullanıyorum çünkü ufak yerlerde giriyorum detayları. Çok kullanışlı oluyor benim için. Yani kendime göre alet yaptım. Kendinize göre yaptığınız aletlerle de harika işler çıkartabilirsiniz. Yani her bir şeyi almanıza gerek yok gerçekten. Bakın yine fırçanın arkası ve yine benim yaptığım dip alma. Ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Ezip kaynaştırıyoruz, dip almayla küçültüp sonra da Zippo gazıyla pürüzsüzleştiriyoruz. Aşağı yukarı prosedür bu şekilde işliyor. Şimdi bakın detaylara giriyorum. Daha ince, zarif bir görüntü elde etmek için. Kalfın orada böyle hafif bir çukurluk var, onu da yapıyorum. Şimdi parmak detayları, ayakların detaylarını giriyorum.
maket bıçağıyla fazlalıklarını aldım. Şimdi gördüğünüz gibi parmak detaylarını girdim. Yani bunlar çok böyle ne kadar detay girirseniz o kadar güzel oluyor. Mesela parmakların eklemleri falan, bunların hepsini iyice araştırıp bakmanız gerek. Tabii buna daha da detaylar eklenecek işte. Tırnaklar falan eklenecek. Evet, yine bakın iğne uçlu bir malzeme. Onu da ben yapmıştım. Şimdi bir parçayı yine hamur makinamdan geçirdim. Ayakkabısının tabanını yapacağım. Bu tasarımda yaptığımız şekle sadık kalacak tabii ki. Aynen karakter tasarımı videosunda görmüşsünüzdür. Ayakkabı tasarımımız da vardı. Aynen o şekilde yapacağım. Şimdi topuğunu yerleştiriyorum. Topuğundaki formu da yine aynen çizimimizde yaptığımız gibi birebir aynısını yapacağım. Evet, bakın dip almayla şekillendiriyorum yine. Karakter tasarımımızdaki aynı formu yakalamak için. Figürümüzün vücut kısmı %95 aşamasında tamamlandı sayılır. Fırınladıktan sonra da bazı yerlerini ince zımparayla tesviye edeceğim. Daha pürüzsüz bir doku elde etmek için. Belki birkaç yere ufak tefek bazı detaylar ekleyebilirim. Ayrıca kanalı da desteklemeyi ihmal etmeyelim tabii ki. İşte beğenelim, paylaşalım, yorum yapalım. Kanal büyüsün, gelişsin ve çok 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 daha güzel projeler, çok daha enteresan projeleri sizlere sunmaya imkan bulayım. Çünkü kafamda gerçekten güzel şeyler var, efsane projeler var. Kanala destek olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.